Londra'daki National Gallery'deyiz ve Jan van Eyck'in Kırmızı Türbanlı Adamın Portresi isimli eserine bakıyoruz. Pek çok sanat tarihçisi bu resmin Kuzey Rönesansı'nın bu büyük sanatçısının otoportresi olduğunu düşünmektedir. Dimdik bize bakıyor ama benim için buradaki en önemli unsur yüz değil, çerçeve. Çerçevede oldukça ilgi çekici bir ibare bulunuyor. Van Eyck, resimlere ve çerçevelere sıklıkla değişik yazılar koyardı sanat tarihçileri bunlar üzerine hala teoriler üretir. Bu resmin üst kısmında da Van Eyck'in kişisel düsturu olan elimden gelen sözünün Grekçesi yazılı. Bu biraz karmaşık bir konu. Elimden gelen, katiplerin kopyaladıkları ancak aslında daha iyi bir iş çıkarabileceklerini hissettikleri metinlerin sonuna ekledikleri bir sözdür. Bu sözün tamamı şu şekildedir. Elimden gelen bu yapmak istediğim değil. Elimden gelenin en iyisi bu. Keşke daha iyisini yapabilseydim gibi bir anlamı vardır. Oldukça mütevazı bir tavır bu. Ancak Van Eyck, keşke daha iyisini yapabilseydim kısmını kullanmayıp sadece elimden gelen demiş. Bu pek de mütevazı bir tavır değil. Özellikle sözün Grekçesinin ortasındaki kelimenin Eyck'in ismine olan benzerliği düşünüldüğünde. As I can as I can. Elimden gelen. Ek'ten gelen. Ek sanki burada yeteneklerini sergiliyor gibi. Bir sanat tarihçisi bunun bir portföy eseri yani şov parçası olduğunu söylemişti. Ressamlar bu şekilde kabiliyetlerini olası hamilerine sunmaktadırlar. Bu resmi yüzümle kıyaslayabilirsiniz der gibi. Aynen işte burada karşınızda duruyorum. Bu da resmim. İşte bu kadar gerçekçi çizebiliyorum diyor. Ressamların eserlerini son derece gerçekçi yapmaya çalıştığı bu tavra 15. yüzyıldaki Kuzey Rönesansı'nda sık rastlıyoruz. Burada harika bir öz bilinç var. Sadece ibarede değil, resimdeki figürün dik bir şekilde bize bakışında da. Belki de aynada kendine bakıyormuş gibi de olabilir. Resmi yaparken havaya kalkmış sağ elini neredeyse görebiliyorum. Kendini nasıl amansızca resmettiğine bir bakın. Çok yakından bakarsanız uzamaya başlamış sakalını görebilirsiniz. Yani bir kirli sakal durumu mevcut. Gözlerindeki kırmızı damarlar da görünüyor. Belki de kendine yakından baktığı için. Biz de resme olabildiğince yakından bakmalıyız. O zaman bu muhteşem mahremiyeti fark edebiliyoruz. Kırışıklıklar, sarkıklar, yüzün iki yanından sarkmaya başlamış yanaklar. Kendini mükemmelleştirmeye kesinlikle çalışmamış. Beden yaşının yanı sıra bir tarih hissiyatı da mevcut. Şapkasını alıp geriye doğru kıvırmış. Böylelikle bir çeşit türbana benzetmiş. Bu eski dünyaya, özellikle doğuya bir gönderme. Harflerde de aynı şey söz konusu. Evet, Grek harfleri kullanmış. Aşağıya attığı tarihte de Grek ve Arap harflerini birlikte kullanmış. Bu oldukça sıra dışı bir hareket. Sanatçı imzasını Jan van Eyck me fecit yazarak atmış. Bu latince Jan van Eyck beni yaptı, çizdi anlamına gelir. Atılan tarih de oldukça kesin. 21 Ekim 1433. Bu tip bir kesin tarihleme 15. yüzyıl için olağan dışıydı. Ve bence bu, Van Eyck'in zaman ve kendisinin tarihteki yeri bakımından bilinçli olduğunu gösteriyor. Bir akademisyen, Van Eyck'in kullandığı yazı karakterinin eski moda bulunabilecek kadim bir yazı karakteri olduğunu belirtmişti. Buna katılıyorum. Resimde sanatçının tarihi oldukça bilinçli bir şekilde kullandığına ve bakan kimseyi tarihsel düşünmeye davet ettiğine dair bir his var. Zamanın geçmişi üzerinde düşünmemizi istiyor. Çerçevedeki harflerin aslında kazınmamış olması da şaşırtıcı. Harfler çerçeveye kazınmış gibi bir ilüzyon yaratılmış, oysa onlar sadece boya. Sanatçının yaratabileceği ilüzyonları sergiliyor. Bu resimde sanatçının yüzyıllar içinden bize baktığı hissine kapılıyorum. Eminim o da 500 yıl önce bu resmi yaparken bunun farkındaydı.